Herkese merhaba. Şimdi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Xbox'ımın kumanda kolunun bozulduğunu söylemiştim. Ve tamir edeceğimi de söylemiştim. Hatta size bir anket yapmıştım Instagram'da. Tamir et diye bir sonuç çıktı o anketin sonucunda da. Tabii ben çok öyle lehim işlerinden falan anlamıyorum. Xbox'ın bozulan bir empedans, bir özel bir parçası var. Kolun takılı bulunduğu komple bir parça o. O parçayı Çin'den sipariş ettim. 15 günde falan geldi. Şimdi sevgili arkadaşım Kayhan'ın evindeyiz. O böyle elektronik işlerinden çok iyi anlıyor. Böyle enteresan da bir sürü incik cincik şeyleri de var. Bir nevi böyle zihnisinde projeleri falan da yapıyor. Şimdi onun evindeyiz. Onunla beraber bu bozuk olan kolu tamir edeceğiz. Böylece bozuk kol sorunu da ortadan kalkmış olacak. Bu arada ben bir tane kol aldım. Hani ikincisi dursun, iki tane olsun diye bir tane vardı benim evdeki Xbox One S'in üzerinde. İki tane kolum var şu anda ama İlk olan orijinal kolumuz bozuktu. Diğer kolla beraber şu an kullanamıyoruz. Onu tamir ettirdikten sonra bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı hep beraber göreceğiz. Görüyorsunuz bu parçalar bizim normalde oyun kolunda hareketleri sağladığımız şeyler. İleri geri sağa sola yapıyoruz. Şöyle göstereyim o parçanın da yerini kolun üzerinde. Şurada görüyorsunuz bir tane burada var, bir tane de burada var. İki tane bu parçamız var. Bu parçalar değişecek. Bunlar zamanla bozuluyor. En büyük sorunlardan bir tanesi PlayStation'da da oluyormuş. Öyle duydum ben. Benim Xbox kolum bozuldu. Birazdan bunları şu Çin'den aldığımız parçalarla değiştireceğiz. Şimdi Kayhan başladı lehimleri sökmeye. Şu anda uğraşıyor. Nasıl gidiyor Kayhan? Önce biraz yumuşatacağız. Önce biraz yumuşatacakmış. Sonra? Sonra söküp temizleyip şöyle çevireyim. Yeni potları takacağız. Yeni potları takacağız diyor. Vallahi merakla bekliyorum Kayhan. Şu işleri bana dönüp de ben de yapayım ya. O zaman sen de kendi işlerini bana öğretin. Öğretiriz ya. Allah Allah ne olacak? Kayhan lehimle uğraşırken ben de kedisiyle biraz uğraşayım. Ne haber kedicik? Tatlı bir kedi var. Biraz suratsız gibi ama şirin bir kedicik. Bir de burada Kayhan'ın yeni çalıştığı bir proje var. Gizli bir proje değil gerçi. O yüzden gösterebilirim. Değil mi Kayhan? Sıkıntı yok. Şöyle bir ayna projesi. Bunun normalde üstü ayna olacak. Değil mi? Bu şu an televizyon hali. Evet. Televizyon hali bu. Televizyon hali bunun ayna olacakmış ama aynı malzemesini bulamamış. Ondan yakınıyordu az önce bana. Yani ayna olsa böyle hem içinden bazı bilgiler geçecek şu anda. Şöyle göstereyim size. Bu ekrandan birçok bilgi geçecek buradan da işte. Önemli günler. Ne bileyim imsak saati. Şimdi Ramazan'dayız biz. İşte dolar kurları. Ne bileyim hava durumu. Spotify şudur budur gibi. Dersler ve yemek gibi burada bir sürü şeyler var. Bir çeşit dışarıda yazıyor. Selam dostum diyor. Bunu bir ayna taktığımız zaman öyle bir şey olacak. Vallahi güzel bir şeymiş. Bu teknolojinin bir benzerini ben yurt dışında görmüştüm. Bir otelin banyosunda kocaman bir ayna vardı. İçinde televizyon vardı. Onun biraz daha geliştirilmiş hali. Şimdi biraz önce yuvasından o parçayı söktü. Sağ olsun sevgili arkadaşım Kayhan. Yani şöyle göstereyim. Bu Meret çünkü gidip arkaya netlik yapıyor. Malzememiz bu. 13 tane bacağı var maşallah. Sağ olsun Kayhancığım halletti ama. Kaçar mı Kayhan senden? Kaçmaz. Kaçmaz. Kaçmazmış öyle diyor. Şimdi Çin'den verdiğimiz siparişteki parçayı yuvasına takacağız. Lehimi yapacağız ve bakalım çalışacak mı? İnşallah çalışır vallahi. Çalışmazsa yazık olur yani öyle söyleyeyim. Şimdi takmaya çalışıyor Kayhan. Göstereyim şöyle. Hop.
Şu anda uğraşıyor gördüğünüz gibi. Şu anda görüyorsunuz tekrar bacakları lehimlemeye çalışıyor. 13 tane bacağın lehimlenme işi var burada. Şu işleri ben de öğreneyim de ben de yapayım artık ya. Zor şeyler değil aslında, uğraşmak öyle lazım. Ne evet, Kayan? Ya birazcık el bebeğim varsa yaparsın diyorsun. Ya sonuçta burada biz devre analizi yapıp arıza teşhis etmiyoruz. Bir parçayı söküp diğerini takacaksın. Ben uğraşmak istemedim ya, yoksa yapılmayacak şeyler değil yani, evet. Arkadaşımız var, hem de seni görmüş olduk, bahane oldu. Görüşmeye bahane oldu. Şimdi Xbox da var sende, test ederiz beraber. Evet, vallahi sağ olsun Kayhan'la beraber yaptık, oldu. Az önce denedik biz içerideki odada. Canavar gibi oldu, güzel oldu, hoş oldu. Potu değiştirdi. Pot diyor değil mi buna Kayhan? Yani çoklu pot, sonuçta üzerinde bunun ne var? İki tane potansiyometre var. Analog evet. Kontrol için. Bir tane switch evet. Var. İki pot, bir switch. Hallettik yani. Yani evet, halloldu. Başta bir ufak bir hata yapmışız. Küçük, evet, bir kısa devre oldu galiba. Evet, yani kısa devreden kasıt şu, iki uç birbirine değiyordu. Değilmiş. O yüzden bir yola gitmiyordu. Bilmiyordu. Onu hallettik. Onu işte yaş şimdi, ilerleyince gözler gördü. Bende de aynı durum var. Yaşlandık artık. Yaşlandık. Şimdi güzel oldu. Biz bir tanesini değiştirdik bu arada. İki tane podumuz vardı. Hem sağ hem sol, ama takımız çıkarması epey zahmetli olduğu için birinde zaten birinde sorun vardı. Soldaki potta sorun vardı. Onu değiştirdik. Şimdi kapatacağız ve mutlu yarınlara doğru hızlı ilerleyeceğiz. Çok teşekkür ederim ben buradan Kayhan'a. Yardımları için, lehim ustalığı ve elektronik ustalığı için çok sağ olsun. Kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Bu yaptığımız operasyonla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa da o videonun altına yorum olarak ekleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.